Eğer Dost Türkiye bir kuruluşa, terör kuruluşu derse Makedonya yanındadır. Yani bunu kesinlikle bilin ve biz de o tür çadırlara karşıyız. Edirne'de dün başlayan Türkiye-Makedonya Kültür Haftası ve sinema çalıştayı kapsamında kente gelen Makedonya Kültür Bakanı Müsteşarı, yaşanan terör saldırıları ile ilgili olarak Türkiye ve Türk halkının her zaman yanındayız dedi. Olarak ve hükümet politikalarından hareket edersek bir kere terörizme karşı bir ülkedir ve terörizmi kınamaktadır. Özellikle Makedonya her zaman Türkiye'nin yanındadır, dost bir ülke. Uluslararası Edirne Film Festivali ekibi tarafından düzenlenen ve iki ülke arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesinin hedeflendiği Kültür Haftası ve sinema çalıştığı çerçevesinde gerçekleştirilen basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Makedonya Kültür Bakanı Müsteşarı Bevcuddin Şehabi, AB ile Türkiye arasındaki terör ikilemini değerlendirdi. Şimdi Makedonya Cumhuriyeti devlet olarak, ülke olarak ve hükümet politikalarından hareket edersek bir kere terörizme karşı bir ülkedir ve terörizmi kınamaktadır. Özellikle Makedonya her zaman Türkiye'nin yanındadır, dost bir ülkedir. Türkiye ile ilişkileri çok güçlüdür. Ayrıca Makedonya Avrupa üyeliğine namzet bir ülkedir ve Avrupa'ya bir an önce girmesi için NATO'ya çalışan ve bütün özellikle başta Yunanistan'la sıkıntıları aşmak isteyen bir ülkedir. Bizim Yunanistan'la var olan isim sıkıntılarından dolayı biliyorsunuz Avrupa kapılarımız hala kapalı. Çünkü Yunanistan veto kullanıyor. Ancak Makedonya terörü ilk kınayan ülkelerdir ve genelde antiterör politikaları üretmektedir. Bir gazetecinin Brüksel'de PKK'nın çadır kurmasına izin verilmesinin Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri zedelediği yönündeki soruya Makedon Müsteşar Şehabi şöyle cevap verdi. Dost Türkiye bir kuruluşa terör örgütü derse Makedonya yanındadır. Biz de o tür çadırlara karşıyız dedi. Ve böylece eğer Dost Türkiye bir kuruluşa terör kuruluşu derse Makedonya yanındadır. Yani bunu kesinlikle bilin ve biz de o tür çadırlara karşıyız. Kınıyoruz. Evet, kınıyoruz. Ve AB ile Türkiye'nin anlaşmaya vardığı geri kabul anlaşmasını nasıl değerlendirdiği sorusuna ise Makedon Müsteşar şöyle cevap verdi. Biz varılan bu anlaşmaya saygılıyız. Biliyorsunuz AB'nin talimatları doğrultusunda Makedonya ve Yunanistan'la mültecilere kapıları kapamıştır. Ancak şimdiye kadar Makedonya'dan 500 binin üzerinden göçmen geçmiştir diye konuştu. Şimdi Avrupa Birliği ve Türkiye ile varılan anlaşmadan sonra Makedonya bu anlaşmaya son derece saygılıdır. Ve biliyorsunuz Avrupa'nın talimatları üzerine Makedonya Yunanistan'la mültecilere kapılarını kapamıştır. Ancak şimdiye kadar Makedonya'dan belki 500 binin üzerinde göçmen Makedonya'yı bir geçici yol olarak kullanmıştır. Makedonya göçmenlere büyük hassasiyet göstermektedir ama ayrıca Avrupa Birliği kararlarına da uyan ve özellikle bu kararlarda Türkiye'nin de imzası varsa büyük bir dikkatle uygulayan bir ülkedir. Eğer Dost Türkiye bir kuruluşa terör kuruluşu derse